Bilgisayarın ilk sezon 3 bilgileri geldi. Warzone Ranked, Plunder ve Gunfight modları doğrulandı. Ayrıca da yeni güncelleme ile ilgili yeni teaser geldi. Fragmanı izleyelim ve sonra detaylarına birlikte geçelim. Fragmanda gördüğünüz gibi Warzone Ranked onaylandı. Sezon 3'te aynı multiplayer'deki gibi Diamond, Crimson ve Iridescent renkleri olacak. Ayrıca da hilecileri durduracak yeni anti-cheat güncellemesi gelecek. Onun detaylarını da az sonra birlikte geçeceğiz. Gördüğünüz gibi Activision Warzone'a asıl oyuncular tarafından istenilen talebi karşıladı ve ileriki günlerde 3. sezon çıkışında Almazra Warzone Resurgence modu da geliyor. Discord sunucumuzda 1100 codepoint çekilişi yapıyorum. Discord sunucumuzda katılıp 12 Nisan'da 3. sezon çıkış tarihinde kazanma fırsatı bulabilirsiniz ve bu sayede de kendinize Battle Pass satın alabilirsiniz. Fragman'ın diğer karesinde gördüğünüz gibi Plunder modu tamamen olaylandı. Önümüzdeki günlerde Activision son resmi blog postu paylaşacak. Bizlere yeni sezon hakkında daha fazla detayları o gün verecek. Yeni sniper silahı gelecek. Sniper'ın ismi FJX Imperium. Daha farklı silahların da çıkması planlanıyor ama şu an resmi açıklama gelince sizlere paylaşıyor olacağım. Yeni gelecek operatörler olarak ise fragmanda gördüğünüz gibi Valeria ve Alejandro olacak. Muhtemel olarak Battle Pass'e Valeria'yı son kısma koyarlar. Alejandro'yu Battle Pass'e ve mağaza kısmına koyma olasılıkları var. Fragmanda Cranked ve Black Cell modları gördünüz. Black Cell'in ne tarz bir mod olduğunu bilmiyorum. Yorumlar kısmına fikri olan yazabilir. Herhangi bir hiçbir fikrim yok ne anlama geliyor. Sezon 3 tamamen Valeria'ya odaklanacak ve Modern Warfare hikayesinde kendisi Las Almas Kartel'in lideri rolünü üstleniyor. Alejandro Vargas ise Las Almas ve Meksika Özel Askerleri grubu El Vacuez ekibinin lideri. En beklediğim kısım ise raid görevleri nasıl olacak? Oyun hikayesi nasıl devam edecek? Bunu her videomda tekrarlıyorum ama diğer kötü karakterler Al-Asad, Makarov ve Zekai gibi kötü karakterler veya Ghost Soap gibi karakterler raid görevinde dahil olacak mı? Yakın zamanda yeni bilgileri göreceğiz. Ayrıca arkadaşlar Modern Warfare 3 hakkında farklı yeni bilgiler var. Haberler %100 doğru değil ama söylentilere göre bu yıl sonları Modern Warfare 3 çıkış yapacak. Bildiğiniz yepyeni bir oyun değil de bir yüklenebilen içerik gibi düşünün. Mesela ekstra para verip oyundaki multiplayer haritalarına veya Modern Warfare 3 hikayesine erişebiliyor olacaksınız. Bir nevi yan paket gibi düşünebilirsiniz. Activision gittikçe her yıl rekor kırıyor ve Modern Warfare ismini suyunu biraz daha sıkmak istiyor gibi gözüküyor. İleriki günlerde bakalım neler olacak. DMZ moduna yeni bosslar gelecek. Şimdilik DMZ hakkında çok fazla bilgimiz yok. Oyunun genel bug'ları ve oyun hatalarına fix getirecekler. Umarım hala oyun sorunları yaşamıyorsunuzdur. Yaşıyorsanız da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz hangi konuda sorunlar yaşıyorsunuz. Bu güncellemenin en sevdiğim kısmı ise Call of Duty'nin anti-cheat departmanı. Ricochet hilecileri artık daha kolay şekilde tespit edecek. Bu videoda sizlere bütün detayları anlatmayacağım tabii ki de ama önemli kısımları anlatacağım şimdi. Üçüncü parti cihazlarını kullanıyorsanız mesela Kronos, bildiğiniz üzere çoğu oyuncu kontrolörde Kronos kullanıyor ya da farklı bir aparat kullanıyorsanız. Bu tarz üçüncü parti aparatları kullanıyorsanız PC, konsol fark etmez, ilk uyarı alıp sonradan tamamen banıyorsunuz. İleriki Call of Duty hesaplarına erişiminiz siliniyor. Eğer Ranked kastıysanız bu Ranked leveliniz de siliniyor. Yeni sezonda multiplayer, Warzone ve bütün kod modlarına dahil olacak bu anti-cheat sistemi. Modern Warfare 2 oynayanlar bütün maçları kayıtta tutulacak ve araştırma havuzu sayesinde veriler toplanıp şüpheli kişileri bu sayede banlayacaklar. Bildiğiniz üzere sırf aim hack ya da wall hack yok, recoil azaltma gibi hileler var. Bunlar legit gibi gözüken sitelerde satılıyor maalesef. Genellikle hileciler PC'de olur ama durur da. Konsollarda da hile mevcut arkadaşlar. Herhangi bir aptal premium paketi satın alıyorsunuz ve adamlara Battle.net hesabınızı veriyorsunuz ve onlar sizin yerinize her şeyi hallediyor.
Bana sorarsanız ben yıllardır FPS oyunları kontrolörle oynadım. Bu tarz aparatları hiç merak etmedim veya işte gerek duymadım kullanmak için. Çünkü zaten kendimin iyi olduğunu biliyorum. Yıllardır controller, keyboard, mouse kavgası var. Aptalca buluyorum bu tartışmayı gerçekten. Her iki cihazın da avantajı ve dezavantajı var. Yorumlar kısmına düşüncenizi yazabilirsiniz. Her fikre açığım tamamen. Sonuçta oynadığımız bir oyun arkadaşlar. Oyun oynarken zevk almamız lazım diye düşünüyorum. İleriki günlerde Activision Sezon 3 hakkında yeni bilgiler paylaşacak. O yüzden yeni güceme hakkında bilgiler almak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Discord sunucumuza da katılıp insanlarla oyun arkadaş ortamı kurabilir. Ayrıca da bizlere de soru sorabilirsiniz. Güncellemenin çıkış tarihi 12 Nisan Çarşamba günü olacak. Tümden akşam saat 8-7 gibi güncelleme gelecek. Ayrıca da Twitch'te o saatte canlı yayında olacağız. Eğer ki göz atmak veya bizlerle sohbet etmek istiyorsanız Twitch kanalımıza da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.